Hande's Beauty, güzellik sektöründeki başarısını düzenlediği etkinliklerle bir kez daha gözler önüne serdi. Güzellik Merkezi, Türkiye'den gelen doktorlarla düzenlediği bilgilendirme gününde çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Postun Sesi ekibi olarak hem etkinliği hem de Güzellik Merkezi hakkında görüşleri sizler için ekranlara getiriyoruz. Gayet güzel geçti, sorunsuz. İstediğim informasyonları sorunsuz cevapladılar. Hiçbir problemi yoktu. Du bist bei Hande's Beauty und ist ein Infotalk, da ist mit der türkischen Ärztin reden, die da sind. Wie hast du behandelt gefunden, also die Informationen, die sie weitergegeben haben? Also es war super gewesen. Also der ja unsere Übersetzerin gewesen. Also ich kann auch Englisch. Englisch kann der Arzt auch. Das ist auch von dem her super. Doch. Also bin überzeugt. Daha önceki yıllarda biliyorsunuz ülkemizden insanlar yurt dışına tedavi olmak amacıyla giderlerdi. Ama şimdi bu tersine döndü. Zaten biz de birçok arkadaşımız da yurt dışında eğitim görüyorlar. Yani oradaki insanları, patolojileri, o uygulamaları da yerinde tespit ediyorlar. Şu anda biraz iş tersine döndü. Yurt dışından çok sayıda kişi Türkiye tedavi olmaya geliyor. Sadece estetik amaçlı değil, göz kliniklerine, işte kalp hastalıklarına, birçok saç hekimine, her şeye gelebiliyorlar. Estetik alanında da Türkiye'de giderek artan bir tecrübe birikimine bağlı olarak artan bir hasta potansiyeli doğdu. Bu İsviçreliler arasında da oldukça yaygın bir şey. Bize güvenleri İsviçreli doktordan daha fazla, bu konuda kesin bir şey söylemek zor ama Türkiye'ye gelmelerinden anlıyoruz ki her açıdan daha mutlular, sonuçlar açısından belki maddi olarak da onlar için fark ediyordu. Türkiye'nin şartları, otel şartları çok iyi. Hastanedeki teknik donanımları çok daha iyi. Birçok yeni hastanemiz kuruldu İstanbul'un her tarafında. Hastanelerimiz yeterince var. Süre bekleme süreleri çok sınırlı. Hemen gelip birkaç gün içerisinde ameliyat olup geri ülkelerine dönebiliyorlar. Tecrübe nedeniyle iyi sonuçlar alınıyor. Mutlular, birbirlerini tavsiye ediyorlar. Eskiden güvenleri biraz daha azdı, çekiniyorlardı. Yani acaba Türkiye'de dil bilmiyorum diye dil sorununu hallettik. Tercümanlarımız var orada. Hastaların transferleri son derece rahat yapılabilmekte. Havaalanından alınıyorlar, otellerine bırakılıyorlar, ameliyatları yapılıyor. Yanlarında tercümanları var. Bu da onlara büyük güven veriyor. Zaten birkaç hasta gidip geldikten sonra arkasından öbürleri daha çok güven duyuyorlar. Şu anda tahmin ediyorum %80 civarında hastamız İsviçreli veya İtalyan, Fransızdır buradakiler. Burada biz düzenli olarak ayda bir veya 5 haftada bir Hande's Beauty'nin bu merkezine gelip buradan talebi olan hastaları bilgilendirmekteyiz. Ameliyatlarımızı ise Türkiye'de yapmaktayız. Burada hastaya bilgilendirmeyi biz yaptığımız için orada hastayı da yine biz karşılıyoruz. Zaten kendimiz uygulamalara giriyoruz. Özellikle saç ekimi gibi operasyonlarda kendimiz bizzat bulunuyoruz. Tabii ki hasta burada bizimle bu konuya ikna olduktan sonra orada operasyonu da kendimiz yapıyoruz. Bugün yine infotaklarımızdan bir tanesini yaşıyoruz. Cumartesi, pazar. Bu bizim için artık bir klasik oldu. Biliyorsunuz 3 senedir yaklaşık artık 5 haftalık aralıklarla doktorlarımızı İsviçre'ye alıyoruz ve yoğun bir hasta görüşmesiyle güzel bir infotak geçiriyoruz. Peki Derya Hanım, müşterilerin memnuniyeti hakkında ne diyebilirsiniz? Müşteriler Hande's Beauty'yi özellikle Türk doktorları nasıl karşılıyor? Çok güzel karşılıyorlar. Yabancı müşterilerimiz olsun. Tavsiye olarak da arkadaşlarına ilettikleri zaman, getirdikleri zaman da bizim için yani başarıyı, ne kadar memnun olduklarını görebiliyoruz. Hande's Beauty olarak biliyorsunuz estetik olarak başladığımız bu uzun maratona yeni ürünleri de ekleyerek hareket etmeye başladık. Yaz aylarının başından itibaren göz ameliyatları, aynı zamanda diş tedavilerini de programımıza ekledik. Biliyorsunuz bizim de aynı zamanda İsviçre'de ilk ve tek olarak taksitli satışlarımız var. Aynı zamanda bu taksitli satışlarımıza da bu ürünlerimize de yansıtarak şu anda İsviçre'de gerçekten çok yüksek oranda hasta kabul etmeye ve hasta yönlendirmeye başladık.